Herkese Koç Üniversitesi'ndeki ilk günün videosuna hoş geldiniz. Şu anda Ayşe'yle birlikte okula geldik. Bizim evlerimizin arası 5 dakika olduğu için, biraz Ayşe de yol üstü olduğu için geçerken onu da aldık. Arada böyle şeyler yapmaya karar verdik. Evet, ben de geçerken bir keyif alacağım. Evet. Şimdi normalde bizim 8.30 dersimiz vardı ama benim dersim ertelendi. Ayşe'yi derse bugün... Ayşe'nin kertelenmedi ve Ayşe'yi derse bırakmaya gidiyoruz mühendislik fakültesine. Sonra benim yaklaşık bir saatim falan olacak, yani okulda kahve içeceğim, bir şeyler yiyeceğim. Öyle yani, şimdi Ayşe'yi bir emaneti bırakalım. Ondan sonra biz sizinle biz normalde Ayşe'yle kafamızda birlikte kahvaltı yaparız, sonra size video açışını çekeriz falan diye düşünmüştük ama geç kaldık, çok trafik vardı okulun önünde. Okulun ilk günü olduğu için biraz fazla araç trafiği olmuş. Ayşe, seni sınıfa kadar bırakıp ben sallayayım mı sonra? Ya tamam. Elimden tutama girerken. Tamam, size şimdi mühendislik fakültesini göstereyim. Bakın, buraya böyle bir sergi salonu yapmışlar yeni. Şimdi mühendislik diye böyle tren bren koymuşlar. Ayşe yürüyor şimdi, geç kaldı. Burası da mühendislik fakültesi. Şimdi buranın aşağısında SNA mı var? Aynen. Ben espresso'ya gideceğim. Sen kaçta çıkacaksın? 11.10. Ben 12'de çıkacağım ama ya. Biz de 44. Biz de 50'de miyiz? Yazmıyor burada Z50. Bizim Z50'de mi, burada Z50? Şaka mı? Ya ben yeter artık bunu yaşamıyorum ya gerçekten. Ya bu fakir geç kalmalı ya. Arkadaşlar ya, o filmin açısını hiç böyle hayal etmemiştim. Ayşe'nin sınıfını arıyoruz şu anda. 52, bak Z52 buradaysa 50 buradadır bence. Ama onu takip et o zaman. Bakın onu kaydetme. Bence onu takip etmeyelim. Hadi bay bay, görüşürüz. Evet arkadaşlar, Ayşe'yi hukuk sınıfına bıraktım. Sınıfını buldu. Üst kattaymış, zemin kat yazmasına rağmen anlamadım. Koç'un mimarsını zaten anlamak çok zor. Sınıflar gerçekten çok karışık. Ben de hazırlık sınavımız SNA binasında olmuştum ve hani 50 kere falan kaybolmuştum. Şimdi ben kahvaltı yapacağım. Acıktım yani. Bugün sabah 6'da kalktık bu arada. Ya gerçekten Koç'a arabayla gelmek için 6'da kalkmanız gerekiyor. 8.30 dersine işte 6'da kalkarak yetişemedik. Öyle bir durum var. Espresso'ya giderim diye kafamda kurmuştum ama bilmiyorum, belki başka yere de gidebiliriz. Şu anda 9 oldu. Normalde şu an üniversitenin böyle açılış konuşması tarzı bir şey olacaktı. Ama 9.45'e ertelenmiş. Niye bilmiyorum. Ben bu işe de erken gelmiş oldum. 45 dakika daha vaktim var. İktisat İdari Bilimler Binası'na gideceğim şimdi. Sınıfımı görmeye. En azından hani dersim başladığı zaman onu geç kalmayayım, yani sınıfımı öğrenmiş olayım diye. Öyle yani, kahvaltımı yapıyorum. Çardağı da, burası çok esiyor, kalkacağım birazdan. Bu arada ben daha önce hiç YouTube'da bundan bahsetme fırsatı bulamamıştım ama ben Koç Üniversitesi'nde işletme bölümündeyim ve ilk sene hazırlık okuyorum. İki dönemde de okuyacağım. Onun dışında bayağı yoğun bir programım var aslında. Yani her gün 8.30'da başlıyor derslerim ve biraz kötü yani. Tam erken bittiği günler var ama yine de çok bana fazla geliyor. Bildiğimiz lise 5 yani. Lise 9'da başlıyordu yani, hiçbir şey değişmedi benim için de. Hani 8.30'da başladığı için yetişmek için benim gerçekten hani minimum 7'de yola çıkmam lazım. Biraz hani ucu ucuna yetişmek istemiyorsam 7'de yola çıkmam lazım. Çünkü hani 7'den biraz daha geç çıkmaya başladığınızda çok trafik akıyor o tarafa doğru, yani büyüyor. Ve hani 1 saatlik yol 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika, ne kadar geç çıkmanıza göre uzamaya başlıyor yani. Bugün 6'da uyandım mesela 8.30'da yetişmek için. Gerçi ilk gün olduğu için de biraz trafik vardı okulun girişinde. Ayşe o yüzden geç kaldı zaten. Okulda daha HGS olayını tam ayarlayamamışlar. O yüzden girişte plakalara bakamadıkları için tek tek soruyorlar. O yüzden biraz trafik oluyor. Neyse, bundan sonra bu yavaş yavaş aşılır diye düşünüyorum. Öyle yani arkadaşlar. Bu arada benim şarjım bitiyor ha. İnşallah bu video kayıta gelir. Sürekli insanlar gelip geçiyor ve biraz utandım açıkçası. Hani kamerayla konuştuğum için, telefondan çekmiyorum yani, kameradan çektiğim için biraz garip oluyor. Yani bakıyorlar kameraya, o yüzden utandım. Yavaş yavaş bunu da açacağız.
Sınıfıma geldim hazır vaktim varken. Ben daha büyük bekliyordum. Hatta belki amfi bile bekliyor olabilirim ama bakın. Buradan geliyoruz. Böyle bir sınıf. İlk dersim. Bakın pencereden. Evet. Burası böyle. Şurası ideal bence. En önemli bir arkası. Benim dertler ya. Arkadaşlar şimdi dersin başlamasında bu arada 45 dakika var. Ay buradan çok güzel gözüküyorsun. Ben bu sınıfı çok beğendim. Güzel böyle samimi. Zaten büyük ihtimalle sınıf 15 kişi falandır. O yüzden çok büyük bir sınıf vermemeleri de normal. Size şimdi outfit check yapacağım. Bugün ne giydiğimi göstereceğim ben. Evet. Üstüme böyle bir tane kısa trench coat aldım. Şimdi böyle bir uzun kollu tişört var. Çok üşürüm diye düşünmüştüm ama hava güzel yani. Altıma böyle bir pantolon aldım. Burada da... Çok tonsür ton olmadı mı? Ben çok beğendim. Hoş geldin partisinden çıktık. Adı bu mu bilmiyorum ama açılış etkinliği diye geçiyordu galiba. Bizim akşamki derslerimizin iptal olmuş olma durumu var. Yani ders iptal diye mail gelmedi. Bazılarına gelmiş, bize gelmedi yani. O yüzden ikiye kadar buradayız anlamadığımız için. Şimdi deminki ekip şeyler içmeye gidiyoruz. Size ilk dersi konuşacağım. Ama baş başa kaldığımızda şu an çok tight değilim. Merhaba. Resmen koştuk, ilk günüm bitti. Yani bu kadar çabuk olmasını ben de beklemiyordum. Ne oldu derseniz, yani benim son iki dersim iptal olmuş ama mail gelmemiş hiçbir şekilde. Hoca bize işte ders başladıktan 15 dakika sonra mail attı. Dedi ki işte yarın görüşürüz. Bugün sizinle tanışmaktan çok mutlu oldum falan filan. Ama yani ders yok diye bize bir mail gelmedi. Bazılarına gelmiş mesela birinci seviyedekilere ama bize gelmemiş. Biraz şaşırdım ve şok içerisinde yani boş yere geldim gibi bir şey oldu okula. Yani ilk dersimde açıkçası hiçbir şey yapmadık. Hoca daha çok konuştu, kendini tanıttı, ne yapacağımızı falan anlattı. İşte yarın ne getirmemizi istediğini anlattı. Onun dışında ay güzeldi. Arkadaşlarımla falan tanıştım. Sınıfımdan memnunum bayağı. Zaten benim daha önce Instagram'dan tanıştığım Naz vardı. Yolu gördünüz. Yemeği onunla birlikteydik. Ve hani şans eseri aynı sınıfa düştük. Hani aynı seviye olmamızın dışında aynı seviyeden bir de 11 tane sınıf var. 11 sınıftan aynı seviyeye düştük yani. Bayağı şans oldu. Şimdi Ayşe ile Ömer'de buluşacağız ve gidiyoruz. Gerçekten bu kadar boş geçebilirdi bir günüm. Ama genel olarak hocayı da sevdim, insanları da sevdim. Güzeldi, okulu da sevdim. Harika. Merhaba. Sen de mi beni çektin? Hayır. Tam burayı çekiyordum, ben sana yasaladım. Fotoğrafı da ben de var. Versin. Senin nasıl geçti ilk günün? Anayasa dersinde geç kalmak nasıldı ve rezil olmak derste? Çok kötüydü. Anayasa dersinde rezil oldum arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Bir dahaki derse herkes unutacak bence. Böyle umut ediyorum en azından. Onun için ama 101'de dinleseydim anlardım. Arada baktım, biliyorum. Yani bildiğim şeyler fonksiyon anlatıyordu. Arkadaşlar, Ayşe kuleye çıkalım mı? Hayır abi. Video ve içerik çıksın. Arkadaşlar şimdi Ayşe'yle kuleye çıkıyoruz. Asansör var be. Kitaplarını mı aldın?
Evet. Ben alamadım çünkü gelmemiş. Bir tanesi gelmiş. Şimdi arkadaşlar bakın size Koç'un kulesine çıkaracağım. Çünkü video içerik çıksın. Yani hiçbir şey yapmadık bugün. Bakın kulemize çıkıyoruz. Aa, burada kafe var. Sen hiç buraya gelmedin mi? Bir senedir bu okulda okuyorsun Ayşe. Ayşe gerçekten. Şimdi asansöre biniyoruz. Bak şu. Aa, ben çantamda ne var çekecektim. Bugün Ayşe'yle hiç denk gelmedik ki, ona çektirecektim. Aferin. Çekelim, oturalım. Tamam, çekiyoruz. Çok heyecanlı arkadaşlar. Burada perde var. Perdenin anlamı nedir? Burada bir şey yok. Mescit mi kız burası? Bilmiyorum. Niye burada halı var? Kuleye çıkıyoruz. Burası hakikaten mescitse. Mescit gibi bir yer. Değil. Ne ya? Muhteşem yüzyıl. Oh Hannes, buradan bütün okula görebiliyorsun. Oh Hannes! Hiç böyle hayal etmemiştim. Bakın, hiç böyle. Şimdi size hemen okul turu. Ben şuradaki binadan çıktım. Burası İktisadi Eder... Hayır, pardon. Şuradaki binadan çıktım. Burası İktisadi Eder Bunlar binası. Burası Suna Kıraç Kütüphanemiz. Şurası spor salonu, yeşil şeyli olan. Buranın devamındaki binaları bilmiyorum ama en sondakinin SNA olduğunu biliyorum. Orada hazırlığa girdim. Şuradaki bina İYAS binası. Şurası mühendislik galiba. Neyse. Bakın buradan 3. köprü gözüküyor. Ay, deniz! Bakın kocaman hem de bir sürü deniz. Koç deniz manzaralı değil diyenler utanır mı? Açılmıyor bunlar. Aa, bak bunlar havuz gözüküyor. Havuz mu? Hani aha, bakın Koç'un havuzu. Sol tarafa geliyoruz arkadaşlar. Burada yurtlar mı var? Evet. Evet. Batıyı nereden göreceğiz? Burası Henry Ford. Burası okulun girişi, bilim kapısı. Burası Ömer. Aa, burası Batı işte şurası. Şurası da ana kampüs, evet. Bakın burası da son olarak Batı. Belki yurt neden çıkmadı? Diyorum ki başka. Evet, ben beğendim ya. Çok güzel okulumuz. Güzel, bak dualar falan da asmışlar. Dualar falan da asmışlar. Burası ne alaka ya? Size ben biraz bugünü özetleyeyim. Hep yanımda birileri vardı. Rahat konuşamadım arkadaşlar. Yani sınıf arkadaşlarımdan çekinmiyorum aslında. Hepsini sevdim genel olarak. Hadi çantanda ne var? Aa, evet, çantamda ne var? Çekeyim. Şimdi ben okula bugün iki çantayla geldim. Bir, kombinime çok uyduğumu düşündüğüm için bu küçük çantayı aldım. Bununla başlıyoruz. Bunun içinde cüzdanım var. Başka da hiçbir şey istemiyorum zaten. Evet, başka hiçbir şey istemiyorum. Cüzdan var bir tane. Cüzdanımda ne var çekmeyeceğim ama böyle kartlar maklar var. Koç kartım var. Bir koç kartımı göstereyim size. Hannes. Sonra burada ayna var bir tane. Bakın. Sonra La Roche'in böyle stick bir güneş kremi var arkadaşlar. Hemen çok hızlı anlatıyorum. Sonra bir tane kaş tarağı var. Bu pastelin eskiden sabitleyicisi de var. Tarak olarak kullanıyorum. Bittiği için. Bence tarağı çok güzel. Sonra Maybelline. Maybelline kapatıcım var. Maybelline New York. Neyi hiç bilmiyorsun ya. Maskarası. Bunu ben ilk defa kullanacağım. Black Honey'in rüjü var. Black Honey. Bu kadar. Zaten bu çantaya ancak bunlar sığıyor. Bunlar bile zar zor sığıyor yani. Bir de bir tane peçete var. Peçeteyi niye göstermiyorum? Çünkü niye göstereyim? Bilgisayarını aldın mı? Kullandın mı? Başına taşıdım. Ben kullandım biraz. Sonra bu çantaya gelirsek arkadaşlar. Bu çantayı ben bilgisayar çantası olarak almıştım ama içine başka şeyler de koyuyorum. Kitap falan da koyarsın. Evet. Olur. İlk olarak bilgisayarım var. Bunu aslında kılıfıyla koyacaktım ama bugün çok bir şey koymadığım için normal bilgisayarı koydum sadece. Sonra bir tane defter koydum. Bir tane kalemliğim var. 6. sınıftan beri aynı kalemliği kullanıyorum. Ben de. Bunu zaten ben sana almıştım. Sen de aynısından evet. Var değil mi? Evet. Sen benimkini beğenmiştin galiba, öyle almıştım. O zaman mango da bu arada 20 liraydı. Hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. 20 liraydı arkadaşlar. Sonra bir tane şarj aleti var. Güneş gözlüğüm var ama bugün hava yağmurlu olduğu için Ece'nin gözlüğü. Hani Beyra'nınkini almıştın. Aa, evet, bunu almışım. Kameranın poşeti var. Bir tane de küçük boy parfüm var. Kameranın ona sığıyor mu? Sığıyor.
Burası boş galiba. Bu kadardı arkadaşlar. Çantamda ne var? Ayşe, bizim yeni mekanı bulduk mu? Ve çok sakin. Evet, çok güzel. Evet, burada dualar var bizi korurlar. Videoyu burada bitiriyorum. Bugün pek bir şey yapamadım. Çünkü dediğim gibi yani geldik, iki ders yaptık. Sonra bir an derslerimiz iptal oldu. Yani etkinliklerden dolayı yağmur falan yağdı. Evet, bana haber vermemeleri gerçekten ayıp oldu. Hepimiz böyle orada bekliyoruz sınıftakilerle. Kimse gelmiyor. Sonra sohbet etmeye başladık. Yarım saat falan onlarla oturdum. Sonra Ayşe'nin dersi bitti. Hemen çıktım. Evet, böyleydi arkadaşlar. Koştuk ilk günüm. Güzeldi. Size video çekmeye devam edeceğim. Birazcık sosyal ankastremi yendiğimi düşünüyorum. Bugün mesela yürürken kamerayı çıkarıp konuştum birkaç kere. Ve sınıftakiler de artık video çektiğimi biliyorlar. O yüzden onların yanında da arada konuşurum. Ben de kocaman bir an şey, kendimi rezil ettim. Sosyal ankastremi yenemedim bugün. Ayşe'nin sosyal ankastresi yok bu arada. Evet, yok. Evet arkadaşlar. Ben kaldım, selam. Tamam, bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşürüz veya görüşmeyiz, bilmiyorum. Bay bay.